bir kelime bizim şiirimiz içinde erimişse kökeni dili uyruğu ne olursa olsun Türkçedir. Eyvallah. Bunu çok, böyle çok kabul edin. Çok önemli bir gerek. nokta burası. Bito, elbette. Yoksa arı dil taassubuna girersek e, Afrika'daki klan seviyedeki seviyesindeki kabilelere döneriz. 300 kelimeden fazla değildir dilleri. Saftır. Başka hiçbir kelime katılmamıştır ama hepsi 300 kelimedir. Çünkü insanlarla iletişime geçmemişler. Bu yüzden dilleri saf kalmış. Türkler gibi Cihana velvele salan, Türkler gibi tarihi çok çok renkli ve karmaşık olan, Türkler gibi durmadan başka milletlerle iletişim halinde olan bir milletin dili mümkün müdür ki arı kalsın, saf kalsın? Olabilir mi böyle bir şey? Gayet normaldir. Eşyanın tabi. Gayet tab doğaldır bu. Tabii ki mide nuvazı, asırlar içinde biz maydanoz yapacağız. Gulan kelimesini asırlar içinde biz oğlana dönüştüreceğiz. Biz kendi aksamımıza uydurup kendi zevkimizi katıp o kelimeyi Türkçeleştireceğiz. Bu dilin zenginliği ve kudreti demektir aslında. Yoksa etki altında kalması başka kelimelerden dile yeryüzünde başka dillerden kelime alan almayan dil var mı? Ve alıp da bununla iftihar etmeyen dil var mı? Başka dillerden kökeni başka olan dillerden ne kadar çok kelime gelmişse bu bizim dilimizin zenginliği demektir. Ve şimdi konuya gelelim. Osmanlıca ne demek? Yüksek Türkçe demek. Yüksek Türkçe. Yüzyıllar içinde Affedersiniz, oluşmuş İslam'ın üçüncü büyük medeniyeti diyebileceğimiz Osmanlı'da tam kıvamını bulmuş, kemal halini bulmuş, yüksek, ileri, büyük Türkçe, Osmanlıca demektir. E peki hocam şimdi biz alçak Türkçe'yi mi konuşuyoruz? Hayır, ancak o başka bir dil zannettiğin Türkçe, başka bir dil zannettiğin Türkçe kendi barakandan seyrettiğin eski sarayındı.